fine

Atatürk'ü anmaya devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz. Değerli bir konuğum var. Belgesel yapımcısı Alp Armutlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Zaferin yolu ruhundaki ateş belgesel bu kameramı arkadaşlar karıştırıyorum. Belgeselin adı Zaferin yolu ruhundaki ateş. Çok önemli. Ee, neden önemli? Çünkü Şimdi birçok belgesel yapılıyor. Hepsi değerli, hepsi birbirinden önemli, güzel belgeseller. İşte tanıklık edenler konuşuyor. O anlar anlatılıyor. Fakat bir de artık o dönemin yaşayan tanığının olmadığı zamanlar var. O zamanların belgeselleri. Şimdi dededen toruna, torundan diğer çocuğa böyle dilden dile, nesilden nesile... Anlatılan hikayeler vardır. Bunlar yazılı olmayan tarihlerdir. Bunu niye söyledim? Çünkü belgeselinizin bir bölüm buna dayanıyor. Yazılı olmayan, anlatılan, yaşanmışlıkları aldınız. Ve bir belgesel hale getirdiniz. Bu çok önemli. Öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü unutuluyor zamanla bunlar. Sevgili Sorel çok teşekkür ederim. Ee, bizler için açıkçası şöyle. E, ben sonuçta... Bu da belgeselden görüntülerinizi onu da söyleyeyim. Ee, evet. E, i̇zleyenlerimiz için. Evet. E, 2015 yılında Nutuk'la başladım. Nutuk okuyarak başladım. Sonrasında da Nutuk Yıldızı eğitimi vermeye başladım 2017 yılında. Ve sonrasında da e, Umudun Yolu Kanı kamyonu Yendi kitabını kaleme aldım. Kalemi aldıktan sonra da e, iş adamı sevgili Mustafa Can ve aynı zamanda Gökhan Karakaş arkadaşımızın da desteğiyle birlikte e, sonuçta bunu bir belgesel haline getirdik ve 344 kilometre kanı kullandık. Ve Türk kadının, Anadolu kadının, evet, Anadolu kadının e, fedakarlığını anlattık. Zaferin yolunda yani Zaferin yolunda ikinci belgeselimizde de ruhundaki ateşte de e, 12 tane süvarimiz vardı bizimle birlikte. 12 tane atımız vardı ve 1920 model bir arabamız vardı. E, bunlar tabii ki gitti di bölgelerde de ilgi çeken şeyler ve bizim de sonuçta içerik olarak da Atatürk'ün tam olaraktan neyi başardığını askerleriyle, silah arkadaşlarıyla, milletiyle birlikte neyi başardığını çok net bir şekilde aktarmamız gerekiyordu ve biz bunu yaparken de oradaki yerel anlatıcılar ...Mürettep Müfreze gibi... ...Süvari'nin izinden grubu gibi... ...Derinlere Saygı Dalış Topluluğu gibi... ...Ankara Kulübü gibi yerel anlatıcılar... ...bize orada inanılmaz derecede... ...kapılarını açtılar. Ve sonuçta yaşlı köy insanlarından tutun da... ...gencecik insanlarımıza... ...kadınlarımıza ve aynı zamanda... ...erkeklerimize ve tabii ki çocuklarımıza... ...dokunma şansımız oldu. 1975 kilometre içerisinde... ...yolculuğumuza... ...Ankara'dan başladık ve sonrasında da... hep hepimizin bildiği Tuz Gölü üzerinden Konya'ya doğru geçtik. Akşehir'e geçtik. Sonrasında Şuhut'a gittik. Sonrasında Kocatepe'ye çıktık. Kocatepe'ye çıktığımızda 25 Ağustos 2023'tü. Yani 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan geceydi. Hiç tanımadığımız insanlar belgesel çektiğimizi ve ne için çektiğimizi söylediğimiz zaman gece yarısında saat gece 2'de insanlarla tanışıp iki buçukta onları belgeselimize konuk olarak aldık. Akademisyenler, tarih hocaları ya da işte yerel anlatıcılar bunun içerisindeydi. E, o yüzden bizim için e, çok önemli bir mücadele, çok önemli bir zorluklarla dolu hayatı aynı zamanda da sahada yaşadığımız gördüğümüz geri geldiğinde belki yolda kaldığımız geri geldiğinde belki yemek yemeyi bir bir öğün kadar ya da iki öğün kadar atlamak zorunda olduğumuz bir zaman dilimi oldu bu bölge içerisinde Başkomutanlık Milli Parkları şey Milli Parklar Genel Müdürlüğü Başkomutanlık ve Sakarya Milli Parkı bizimle birlikte oldu Pota ve Polatlı ve Haymanı da tanıtım ajansı alanlarının başkanlığı çok sevgi sevgili kıymetli emekli Albay Kadim Koç ve yine onlarla birlikte diğer arkadaşlarımız bizlerle birlikte oldu. Ee, bizler bu belgeselde e, Türk ordusunun e, Atatürk'ün düşünce sistemiyle birlikte yönetildiğinde Sakarya Meydan Muharebesi zaferinden Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferine nasıl ulaştığını, nasıl koştuğunu açıkçası gördük. Nasıl bir hazırlık... Bu arada bu 1975 kilometrelik yolu anlatıyor dedik zaferin yolunu ama evet. Atatürk ve arkadaşlarının zafere giderken silah arkadaşın kat ettiği yol. Dolayısıyla o yol güzergahında o dönemden kalan hikayeleri de toplamış oldunuz anladığım kadarıyla. Evet. Mesela Bal Mahmut köyü var Afyon'da. Bizim süvarimizin mangal dağını, bizim süvarimizin dağ geçişini tamamladıktan sonra düzlüğe inip de satı inip de Yunan karargahını basıp oradaki bütün kumanyayı alıp. Türk ordusuna dağıttığı bir yer, yani süvarinin bunu e, lojistik anlamda gerçekleştirdiği bir yer. E, sonrasında Tokuşlar köyü var. Fahrettin Altay'ın e, gizli bir şekilde arkadan inerek bütün patikayı ve bütün alanı ve bütün geçiş noktalarının tamamını Ahır Dağı içerisinde e, bakmış olduğu bir nokta. E, Çiğiltepe şehitliği var, Reşat Çiğiltepe. E, bunun bu savaş coğrafyası içerisinde nasıl gerçekleştiğini ve neyin e, ne şekilde olduğunu mutlaka aktarmamız gerekiyordu. O yüzden e, Atatürk ve silah arkadaşlarının ee, bu mücadeleyi gerçekleştirirken tam bağımsızlığa nasıl dört elle sarıldıklarını ve bunu gerçekleştirmek için motivasyonlarını nereden aldıklarını, milletin kendi kaynağından aldıklarını gördük. Tabii ki e, Yunan mezalimi inanılmaz derecede e, kötü bir şekilde yansıdı e, bizim topraklarımıza e, ve sonuçta orada mesela e, Sakarya'da Çekirdeksiz köyünde kocası yanan bir kadının e, kocasının e, küllerini e, karıştırarak kocasının küllerini toplamaya çalıştığında Yak, yakılmış e, gördük, yakılmış olan kocasının evet yakılmış olan kocasının e, küllerini e, saklamaya çalıştığını e, gören insanlar var. Onların da sonuçta aktardıkları ya da onların da dile getirdikleri bizler için son Son derece önemliydi. Biz o yüzden belgeselimize yola çıkarken de bunu zaten planlamıştık. Yerel anlatıcıların neyi ne şekilde anlattığını ve aktardığını ve bunun Türk Kurtuluş Savaşı içerisinde nasıl bir yer bulduğunu ve aynı zamanda tam bağımsızlığa giden kapının Afyon Kocatepe'den harekat emri alan Türk ordusunun işte hem Belentepe'de hem aynı zamanda Tepe'de bunu ne şekilde gerçekleştirdiğini, Çiiltepe'de nelerin yaşandığını, Uşak'ta Trikopis'in nasıl esir edilip tekrar Uşak'a getirildiğini ve sonrasında Uşak eşmede Gazi Mustafa Kemal'in daha önce Mayıs döneminde Mayıs 1922'de cepheyi gezen Hacı ben bütün cepheyi gezdim Mustafa Kemal adında birisiyle rastlaşmadım. Mustafa Kemal'i bulamadım şeklinde bir açıklaması var. Mustafa Kemal de artık İzmir'e doğru yürüyen ordusuyla birlikte Hacanesli'ye sesleniyor. hacanesi gel de ordularını kurtar diyor yani sonuçta. O yüzden e, içinde tabii ki e, insanlığın da var olduğu yani tabii. yeri geldiğinde aç kalmanın da uykusuz kalmanın da var olduğu bir e, mücadeleyi sonuçta bizler e, şu anda filmleştirdik. O yüzden kendimizi bu noktada şanslı Peki, hissediyoruz. Peki şimdi diğerlerinden farklı bir durum daha var. Çünkü bu zafere giden yol. Zaferin elde edildikten sonraki dönemi değil. Dolayısıyla o yol o dönem geçildiğinde yani sizin geçmişe gidip göstermek istediğiniz dönemde oradaki insanlar bağımsızlığı elde etmiş insanlar değil ve o zorlukları o baskıyı belki o zulmü tutsaklığı yaşayan insanlar. Dolayısıyla şunu merak ediyorum hani bu belgeselde o o ipuçlarını yakaladınız mı? O umudu Atatürk ve arkadaşları o insanlara nasıl sağladı? O yoldan geçerken o insanlar nasıl canla başla hayatlarını tehlikeye atıp onlara yardım ettiler, destek oldular. O hikayeyi de o duyguyu da bulabilir miyiz? Belgesel? Evet, bunu bulabilirsiniz. Yani belgesenin zaten ana kaynağının içerisinde tabii ki milletin de buna göre bir reaksiyonu var. Şimdi baktığınız zaman bizim belgeselimiz Zafer'in Yolu, ruhundaki Ateş. Ruhundaki ateş tanlaması, tanımlaması, 2. Tanımlaması, i̇nönü zaferinden sonra Mustafa Kemal'in İsmet İnönü'ye göndermiş olduğu bir telgraf var. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini yendiniz şeklinde bir telgrafı var. Buna cevaben de İsmet Paşa'nın gerçekle yazmış olduğu cevabı telgrafta da İsmet Paşa avcı hatlarında omuz omuza savaşan askerlerin diye başlıyor. Ve sonuç itibariyle en sonunda da Türk milletini ve Türk ordusunu ruhundaki ateşle harekete geçiren Mustafa Kemal Paşa diye bitiriyor. Bana göre kendi okuma şeklime göre nutuk içerisindeki Mustafa Kemal Atatürk'ü en iyi tanımlayan telgraf. Bir sonraki sayfayı çevirdiğinizde de az önce hocamız da bahsetti. 21 Kasım 1938 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Ankara'da bulunduğunda Türk milletine İsmet İnönü'nün yayınladığı bir bildiri var. Bugün Anıtkabir'e gittiğinizde Anıtkabir Mozele bloğunda sol tarafa doğru baktığınızda bunu okuyabilirsiniz. Orada da tekrar yine Mustafa Kemal'le ilgili tanımlamasını yaparken İsmet Paşa ruhundaki ateşten bahsediyor. O yüzden bu ruhundaki ateş ve harekete geçiren kısmı bizler ilerlediğimiz her yolda yani diyelim ki Ankara'dan çıkıp da İzmir'e doğru gittiğinizde başkomutanın Ankara'dan ayrılış şekli düzenlenmesi düşünülen çay partisi düzenlenmeyen çay partisi ve sonuçta Mustafa Kemal'in şerefli koçhisar üzerinden Tuzgölü üzerinden Ankara'ya doğru gidişi şey Konya'ya doğru gidişi ve Konya'ya doğru gidişiyle birlikte ben hani hayatımda ilk kez bunu hissettim çekimleri yaparken Konya'ya mesela Konya ile Ankara arasında bir çizgi çekin bugün bu çizgiyi çektiğiniz zaman Batıya doğru Mustafa Kemal'in attığı her adımdaki köyler, kasabalar, iller kurtuluyor. Bu bu dehşet bir yani bu dehşet evet. bir duygu hani yani düşündüğünüz zaman siz başka ve ordunuzla birlikte sizler Batıya doğru adım attıkça o köyler, kasabalar, orada yaşayan insanlar kurtuluyorlar. Nereden kurtuluyorlar? Caminin içinde yakılmaktan kurtuluyorlar. Nereden kurtuluyorlar? Diz kapaklarından vurulmaktan kurtuluyorlar. Nereden kurtuluyorlar? Asılmaktan kurtuluyorlar. Ee, çok affedersiniz. Bir tane mermiyi ve veyahut da diyelim ki bir tabancayı doğrultan ya da bir tüfeği doğrultan Yunan askeri bütün Türk vatandaşlarını yan yana dizip bir merminin kaç tane Türk vatandaşı öldürebileceğini hesaplamaya çalışıyordu. Bundan kurtuluyorlardı. O yüzden hani baktığınızda da o bölgenin insanı, evet. o yörenin insanı bizimkiler Kemal'in askerleri diye bir tanımlama vardır. Evet. Turgut Özakman'ın da Çılgın Türkler kitabında kullandığı bir tanımlamadır. Hani Kemal'in askerlerine karşı yani Mustafa Kemal'in askerlerine karşı inanılmaz derecede özverili, paylaşımcı, işte hani ayran koşturanlar, işte gözleme yapanlar, ekmek yapanlar, ayağındaki yarayı sarmaya çalışanlar, çok yaralı birisi varsa onu o anda emanet olarak alanlar, onu sonuçta arkadan gelen sıhhiyeye teslim etmek zorunda olanlar. Ve mesela yani e, Alaşehir'de bu yaşanıyor. Alaşehir'de sonuç itibariyle son dakikada Türk ordusu Manisa Alaşehir'e girdiğinde... E, ...benzin dökülmüş halde insanları caminin içerisinden çıkartıyor. Yakılmak üzereyken. Yakılmak üzereyken yani benzin dökülmüş insanların... ...yani sizin sadece orada Yunan askerinin belki bir kibrite ya da diyelim ki bir ateşe ihtiyacı vardı. Ama işte Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhundaki ateşle e, hareket eden Türk ordusu e, sonuç itibariyle yakılmak üzere olan insanları e, sonuç itibariyle e, caminin Çok içerisinden kurtarmış oluyor. Bu muazzam bir şey. Yani sonuçta bizim belgesel içerisinde yaşadığımız, gördüğümüz e, inanılmaz hani bir nokta. E, süvarilerimize ve atlı atlılarımıza ayrı bir ilgi vardı. Bizim arabamıza ve bizim arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza ayrı bir ilgi vardı. Bu bizler için son derece e, önemli bir nokta. Evet, bu arada ekranlara da getiriyoruz bu belgeselinizden görüntüler anladığım kadarıyla. Evet. Arşivlerin e, yanında bir demin e, mesela burada... Zafertepe. Evet şu anda arabayla birlikte biz Kadim ile birlikte Zafertepe'ye tırmanırken bu görüntü. E, Mustafa Kemal Zafertepe'de biliyorsunuz Bağdaş Grup oturduğu yer hmm. ve sonuçta Salih Bozok arkasında. E, bugün Zafertepe'ye ait olan heykel Tepe'de duruyor. Bugün Zafertepe'nin orijinali boş ve biz 100. yılda Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Yani, yani. yani, yani şimdi e, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki Zafer Tepe'de, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki Zafer Tepe'ye eğer biz bugün 100 yıllık Cumhuriyet içerisinde bir anıt dikememişsek bu çok büyük bir problem demektir bence. E, bu, biz tabii ki yani biz tabii ki hani e, bu yayına da katılmamızda bu belgeseli gerçekleştirmemizde de sonuç itibariyle bizler her zaman için Atatürk'ün gençleri olarak yapıcı olan insanlarız. O yüzden ben çok eminim ki önümüzdeki bir iki ya da üç yıl içerisinde de en güzel heykel belki Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Zafer Tepe'ye dikilecektir diye düşünüyoruz. Umuyoruz. Umuyoruz. Evet. umuyoruz. <laughs> Çabalarımız o yönde zaten. O temsili bir şey aslında. O heykelin evet, oraya evet. gelmesi. Şimdi ben görüyorum ara ara arşiv görüntülerinin dışında bazı kadınlar da arabanın üstünde gözüküyor. Kanunun üstünde gözüküyor. Onlar yerel Orada evet. yaşayan insanlar ee, mı, halk e, mı? Evet, burada şöyle bir nokta var. E, bu sonuç itibariyle e, birleşik bir fragman ve bizim sonuçta kadınlarımızın da yani e, bu fragmanı biz hazırlarken ve belgeselin hazırlığını yaparken biz şöyle bir soru sorduk. Dedik ki, e, zaferin yolu bu topraklarda nereden geçiyor? Yani içinizden mi, kalbinizden mi, hayallerinizden mi? dedelerinizin düşmana hücumu başlattığı cepheden mi, cephe gerisinden mi, hastanenin koridorlarından mı, kanının gıcırtısından mı, Şerife Bacı'dan mı, Gördesini makbul eden mi, Kara Fatma'dan mı ya da işte e, Yıldırım Kemal İstasyonu'ndan e, geçen e, bir lokomotifin kömüründen mi diye e, çeşitli sorularımızı sormuştuk açıkçası. Biraz da belgeselin içerisinde de böyle bir şeyimiz var. Yani biz sonuçta Zafer'in yolunun nereden geçtiğini en başında sorup sonuna kadar Sanırım. bu şekilde devam ediyoruz. Çünkü Zafer Muzaffer'in yolu e, açıkçası 2 Ekim 1922 tarihinde e, İzmir'den Muzaffer komutan olarak Ankara'ya dönen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın geldiği ana kadar bir araştırma içerisindeyiz ve en son o anda yakalıyoruz. Çünkü Ankara halkı e, Gardan Mustafa Kemal Paşa'nın indiği gardan birinci meclise kadar 1400 metreyi halı kaplıyor evinden getirdiği halılarla kaplıyor. Ve evinden yeten, getirdiği halılarla kapladığı zaman da bizler çok rahat bir şekilde zaferin yolunun e, aslında gönüllerimizden evet. geçtiğini e, bu belgesel içinde söyleyebiliyoruz. Evet. Belki birazcık hani spoiler vermiş gibi oldum ama yani sonuçta e, bu da önemli bir nokta. Tabii ki. Ee, ee, bir dakikamız kaldı ben bir şey merak ettim ee, 1975 kilometrelik yolu ne kadar süre ettiniz? Ee, biz 26 çekim günü gerçekleştirdik. Yönetmenimiz Nazım Doğan, Sinan Çetin ve görüntü yönetmenimiz Oğuzhan Doğan. Marka iletişim Koordinatörümüz İstinur İnce Armutlu ve yine bütün kalabalık bir ekibimizle, çekim ekibimizle birlikte bizler sonuçta 1975 kilometreyi 26 çekim gününde kat ettik. Ee, zordu, çok kolay değildi. Ama sonuçta inanılmaz derecede yerel insanların yardımı Yardımını, söz konusuydu söz, söz, söz. ve o yardım da 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 son derece memnun olduk. Ee, en büyük ilgiyi çocuklardan gördük. Tabii, tabii. Ee, en büyük, en şaşırdığımız noktayı da Zafer'in tam yolu üzerinde şu Çakıra köyünden Kocatepe'ye doğru çıkarken yaşlı bir amcamız vardı Süleyman amca. 76 yaşında Süleyman amca dedim su taşıyorsun dedim nereye gidiyorsun dedim fidanları sulamaya gidiyorum dedi dedim Süleyman amca sen 76 yaşındasın ve fidan suluyorsun evet evladım ben dedi fidan sulamaya devam ediyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi dedi orası Vay. bizim için böyle e, hani noktayı e, koymuş noktayı koymuş olduğunuz yerlerden biriydi peki çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığınız ederiz. için e... Bu emeğinizi bizlerle paylaştığınız için çok sağ olun. Bugün 10 Kasım ben herkesin önemli bir şekilde 10 Kasım 1918 yani tam 20 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana Garı'nda önündeki 20 yılı geçirmek için nasıl bir hayal kurduğunu düşünmelerini sadece istiyorum. Herkese ve Halk TV ekibine de sevgiler. Teşekkür ediyoruz Sa sağ olun. Belgesel yapımcısı Alp Armutlu bu bölümde bizlerle birlikteydi. Burada noktalıyoruz. Haftanın son gündem özelliğiydi. Kısa bir ara ardından İrfan Değirmenci Halkan'ı haberle karşınızda.